Ay abla. Evinde evmiş ha. Şadiye. Gelsene yanıma. Gel otur. Abla. Bak. Böyle daha ilk günden hani biz iyiyken gerginlik çıkmasın yani aramızda. Yani öyle kurcalamayalım hani bazı şeyleri. Şadiye. Bak. Eğer ben bazı şeyleri bilmezsem sana yardımcı olamam. Tamam mı? Bak ben avukatım. Beraber aşabiliriz. Sen Ümmü'ye ne dedin? Babama yalan söyledin bu gece. Ben biliyorum. Senin öyle bir arkadaşın falan yok öyle gidip kalabileceğin. Hele, hele o olan olaylardan sonra. Nereden bileceksin? Sen nereden bileceksin abla? Ya sen defolup gitmemiş miydin o zaman? Ama senin huyun bu. Senin huyun bu zaten abla. Sen zamanında da çok severdin ya böyle şeyleri. Böyle olmadık şeylerden, olmadık sonuçlar çıkarmaya sen bayılırdın zaten. Zafer de senin yüzünden katil olmuştu hatırlıyorsan. Şadiye, ben sadece sana yardım etmek için soruyorum. Yarın öbür gün başına bir şey geldiğinde seni savunabileyim diye. Ya... Ya abla sen bana yardım falan etme ya. Sen bana yardım falan etme. Ben çok şükür kendi başıma geldim yardımsız. Ablam bak. Benim şimdi buraya gelmemdeki amaç... Yani böyle seninle eskisi gibi abla kardeş olalım falan diye değil. Ya ben biliyorum çünkü yani. Olmaz. Sen bir kendine bak. Bir bana bak abla. Niye öyle söylüyorsun Şadiye? Kardeşimsin sen benim, canımsın. Bak, bak benim başımda bir bela var tamam mı? Dönüp dolaşıp ucunu sana dokunmasından korkuyorum. Babür mü? Evet, o da var. Ama sadece o değil. Irmak bir de. Bu tanıştığın Deniz var ya, onun kardeşi. Bir de benim kasabadan Fırat'ın nişanlısı. Ya Fırat, Kazan'ın seninle olan ilişkisi böyleymiş demek ya. Ben de diyorum ki bu Babür'ün evinde konuşulanlar ne? Anlamaya çalışıyorum ya onu. Ne? Ne oldu? Ne duydun? Babür. Sermet desek abi. Ben ismimi değiştirdim. Babür. Narin'le. Sen ne ayaksın? Anlat bakalım. Bir ayak değilim Recep abi. Kasabamızın, mahallemizin kızı. Senin manına kaçınca... Sahipsiz kalmasınlar diye sahip çıktık. Bir sıkıntı yok. Koruyup kolladık. Zaten delikanlı adam mahallesindeki bacılarına sahip çıkması lazım değil mi? Değil mi? Ama artık babaları başında. Her dakika görüşüyoruz. Bütün sıkıntılarını ben hallederim. Yani sana gerek yok. Bundan sonrası dünyaya zarar. Babür. Ali. Recep Bey'e eşlik edin. Gerek yok. Ben yolumu bulurum. Çıkın dışarı.
Şey var ya, Erol Bey senin patronun. O senin için beni aratıyordu değil mi? Evet. O Erol var ya, o Erol teki. Ben o kendine Sermet dedirten Babürit'in evinde kaldım ya kaç gündür. O da gayet biliyordu yani bunu. Ne? Ne ne abla işte ya. Bu Erol geldi bu Babür'ün evine. Sonra ben bunların konuşmalarını falan duydum. Bu manyak abla, manyak. Herifin sana takıntısı halen daha sürüyor ya. Halen daha devam ediyor. Senin böyle hayatını avucunun içine almış. Böyle kukla gibi yönlendiriyorlar seni ya. Hafta sonu siz Yalıköy'e gitmediniz mi? Gittiniz mesela değil mi? Orada pat diye böyle gelmedin mi Babürit'i? İşte ben bu konuşmalar esnasında duydum Fırat'ın da adını. Ya ben de diyorum ki kendi kendime. Yani senin sevgilinle gittiğin tatilde bu adamın ne işi var diyorum. Baştan anlayamadım tabii. Ya abla tam kaçıyordum. Tam kaçıyordum dedim durayım ya. Durayım şu mevzuyu anlayayım yani. Bak gördün mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.